Evet, Akdeniz'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Evet, ana haberi izlediniz. Haber Merkezi'nin, RT Haber Merkezi'nin sizler için hazırladığı haberler bu şekildeydi. Bir hafta sonunda da RT Akdeniz'de Ali Yolcu sizlerle birlikte oldu. Bizler ana haberin hemen ardından ufak bir özel röportajla karşınızdayız. Hafta sonunda, haftanın son gününde, Cuma günü için Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü'yü stüdyomuzda ağırlayacağız. Kısa bir röportaj gerçekleştireceğiz. Biz soracağız. Kendisi cevaplayacak, söylemek istediklerini sorular kapsamında bizlere anlatacak, konuşacağımız birkaç konumuz var. O yüzden kendisini stüdyomuza davet ettik. Hoş geldiniz Sayın Gülcü. Hoş bulduk Sayın Çapa. İyi akşamlar diliyorum. Çok kıymetli RT Akdeniz Televizyon ailesi izleyicilerine ve sizlere. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi çok kısa zamanımız var ama bu kısa zamana birden fazla konuyu sığdırmak istiyoruz Sayın Gülcü. Şimdi ne konuşacağız isterseniz size bir taslak oluşturayım. Geçtiğimiz günlerde bir toplantınız oldu ev sahipliğinizde. 81 ilden gelen muhtarlar ve muhtar federasyonu başkanlarını, yöneticilerini ağırladınız, dernek başkanlarını ağırladınız. Toplantıdan ne sonuç çıktı? Onları, misafirlerimizi nasıl uğurladık, ne gözlemlediler? Onun harikasından sürekli halkla, muhtarlarla, Hatay halkıyla iç içe olan bir isimsiniz ve sürekli de dile getiriyorsunuz su problemi ve elektrik problemi. Hatay'ın belli başlı belki de problemlerinden ilk iki tanesi diyebiliriz ve son olarak da size önünüzde duran o Hataylıların başlattığı kampanyayı desek belki de daha doğru olur. Evet. Hatay halkı hakkını istiyor kampanyası. Bu üçünü konuşacağız. Kısa zamanımız var dediğimiz gibi ama başlayalım isterseniz muhtarlar toplantısından. Öncelikle ben yaklaşık iki hafta önce Hatay Muhtarlar Derneği olarak Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'ndaki çok kıymetli muhtarlarımızı ağırlamanın mutlu ve şevkini yaşamaktayız. Sebebi daha önce de anlatmıştık, bahsetmiştik. Hatay'daki yaklaşık 6 yıldır Hatay üzerindeki oluşturulan olumsuz tablo üzerineydi. Biz istedik ki Türkiye muhtarları gelsin, Hatay'ı görsün, ziyaret etsin, dolaşsın, gelsin. Hatay'ın buradaki birlik, beraberlik ve huzurunu görsün, yaşasın istedik. Şükürler olsun ki bu da çok olumlu tepki yarattı Türkiye genelinde ve Kıbrıs'tan gelen muhtarlarımız olmak kaydıyla. Herkes giderken burada elveda Hatay, elveda medeniyetler şehri. Teşekkürler Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, işte muhtarlarımız, bizler vesaire. Yani güzel bir projeye imza attığımızı inanmaktayım Sayın Çapar. Hem bahsettiğim gibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde bizler de hasbelkader gelen misafirlerimizi istedik ki Hatay'a gelsinler, görsünler buradaki huzuru, savaş ortamından uzak olan bir il olduğunu. Çünkü nedense son yıllardır Hatay savaş ortamındaymış gibi bir algı hep yaratıldı. Bize de hep soruluyordu, biz de hep anlatıyorduk. Anlatmaktan bıkmadık, bıkmayacağız da. Burada güzel bir 3 gün ağırladık çok kıymetli ilçe ve il dernek başkanlarımızı. Herkes çok mutlu geldi. Çok çok fazlasıyla mutlu bir şekilde gitti. İnanın bana tekrar seve seve geleceklerini, işte burada gelip alışverişlerini yaptılar. Ağırladık, gezdiler, dolaştılar. Buradaki huzuru gördüler. Güzel bir etkinlik yaptığımıza inanmaktayım. Gelen misafirlerimize bahsettiğim gibi hem sosyal anlamda hem gezi anlamında çok böyle güzel 3 gün ağırladık. Bir mesela ilk geldiklerinin ilk günü Özsüt'te çok güzel bir şiir dinletisi hazırladık. Sağ olsun burada da ben tiyatro hocamız İsmail Akgün Beyefendi ve çok kıymetli ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günü çok güzel muazzam bir şiir dinletisi hazırlandı. Ertesi günü de çok güzel bir konser verdi Mehmet Kılıç da Cemre hocam böyle. İnanılmaz böyle misafirlerimiz keyif aldı. Gezdirdik, dolaştırdık. Herkes dediğim gibi çok mutlu geldi. Çok çok mutlu bir şekilde de gönderdik. Bunun mutluluğu ve şevkini yaşadık. Ben yine bahsettiğim gibi bu anlamda bizlere ev sahipliği yapan sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu olanağı bize sağladığı için. Peki bundan sonra buna benzer toplantılar, ev sahipliği yapacak mısınız? Ya da başka ne gibi projeleriniz var? Bu Hatay üzerinde oluşturulan olumsuz algının kırılabilmesi noktasında. Tabii ki şey atladım, özür dilerim. Sayın Valimize de ziyaretimize gittiğimizde sağ olsun
Vali yardımcımız da toplantımıza iştirak etti. Bundan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sayın Valimize ziyarete gittiğimizde de bu konu toplantıyla alakalı bilgi verdiğimizde inanın 3-4 defa üzerine basa basa bu toplantıyı bu zamanda Hatay'da gerçekleştirdiğimizden dolayı çok çok teşekkür etmişti. Ha, bu da bizi mutlu etti. Demek ki doğru bir işe imza attığımızı inanmaktayım. Hatay Muhtarlar Derneği olarak 15 ilçemizin çok kıymetli hem ilçe temsilcileri, dernek başkanları ve kıymetli muhtarları inanın bana inanılmaz muazzam bir organizasyonla muhtarlarımızın çok böyle üst düzey çalışmasıyla güzel bir ev sahipliği yaptık Sayın Çapar. Buna benzer çalışmalar olacak mı bundan sonra da? Tabii ki. Yani söz konusu Hatay olduğu zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk nasıl demişse Hatay benim şahsi meselemdir. Biz de söz konusu Hatay olduğu zaman biz ve bizim gibi değerli büyüklerimizin Hatay üzerindeki göstermiş olduğu hassasiyeti üzerinde nasıl duruyorlarsa biz de aynı şekilde söz konusu Hatay olunca gerisi teferruattır Sayın Çapar. Biz de o zaman çalışmalar dileyelim. Şimdi dediğimiz gibi Sayın Gülcü hem dernek başkanı olarak hem de bir Hataylı olarak sürekli Hataylılarla iç içesiniz. Evet. Sokaklardasınız, köylerdesiniz, mahallelerdesiniz, muhtarlarla birebir temas halindesiniz. Sorunlar size iletiliyor, çözüm arayışındasınız, bir köprü görevindesiniz. Evet. Ve sürekli dile getiriyorsunuz gerek bizim programlarımızda gerekse başka temaslarınızda, diğer temaslarınızda. Hatay'ın dedik önemli belli başlı sorunlarından belki de ilk 5'e girebilecek ama üstesinden gelinebilecek problemler. Kesinlikle. Elektrik ve su. Evet. Bunları biliyoruz. Muhtarlar size bu şikayetlerle geliyor. Bunlar için ne söyleyeceksiniz bizlere? Şimdi daha önceleri bahsettiğiniz gibi her bulunduğumuz platformda işte muhtarlarımızın suyla alakalı şikayetleri ve özellikle elektrik. Ve şükürler olsun ki su özellikle bu son bir yıldır hani olabildiğince inanın bana en alt seviyeye inmiş durumda ikisi de. Su çok iyi bir çalışma var kanalizasyon ve su üzerine. Ben buradan konusu da açılmışken HASU Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Çapar Ali'ye ve çok kıymetli ekibi ve daire başkanlarına özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle bu son bir yıldır inanılmaz bir üst düzey bir çalışmayla sıkıntıları en alt asgari duruma indirmiş durumdalar. Bundan dolayı da ben teşekkür ediyorum. İnanın bana 15 ilçenin nereye gidersek 15 ilçenin tamamına ha sıkıntılar yok mu? İnanın bana var. Yani şey olarak en asgari bir şekilde. Geçen elki gibi hani su sorunu işte vatandaş işte tepkisini göstermiyor. İşte susuzluk aldık vesaire filan gibi durumlar söz konusu değil. Çok iyi bir durumda dediğim gibi Sayın HASU Genel Müdürümüze özel bir teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Enerjisa evet biz yaklaşık 8 yıllık muhtarlık dönemimizde ilk işte 5-6 yılı çok sıkıntılar yaşadık. Hani muhatap bulamıyorduk işte sıkıntılarımızı dile getirdiğimiz zaman malzeme yok deniyordu vesaire. Şu son 1,5-2 yıla baktığımız zaman özellikle 1 yıla baktığımız zaman Enerjisa hem başbölge müdürümüze hem Enerjisa'nın en üst kademedeki yetkilerine teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Son bir yıldır Hatay'da çok ciddi anlamda yatırımlar yaptılar. Yani ilçelerimizde, kendi bölgemizde. Dediğim gibi eskiye nazaran şu anda hani mesela elektrik kesintileri vesaire gibi durumlar. Malumunuz ortalık yaz, havalar da çok sıcak. Normalde daha öncesinde çok fazla elektrik kesintisi yaşarken şu anda birkaç noktamız haricinde hemen hemen sıkıntılar giderilmiş durumda. Ben bu anlamda hem bahsettiğim gibi Enerjisa Hatay Başbölge Müdürümüz Aydın Bey'e ve çok kıymetli ekibine de teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Emeklerine sağlık. Bahsettiğiniz gibi bu çalışmalar aslında bir de Hatay'ın hedefi var. Expo 2021 yolunda. Kesinlikle. Gerçekten önemli çalışmalar. Kesinlikle. İçerisindeyiz Sayın Çapar. İnanın enerjisi olarak inanılmaz çok ciddi. Yani yaklaşık bir 100 milyon liralık bir yatırım bütçesi var bu yıl Hatay üzerinde. Bu da demek ki buraya bir şeyler yapılmış ki, bir şeyler elde edilmiş ki bu ısıt yukarıdaki üst kademedekiler Hatay'a mesela bu bütçeyi ayırıp bu şekilde Hatay insanımıza hizmet sağlıyorlar. Peki lafı gelmişken onu da soralım. Expo çalışmalarından bilgili misiniz? Yani Expo, ne aşamada? Expo tabii ki yani Hatay'ın çevresini değiştirecek, Hatay'ın geleceğiyle alakalı olan büyük bir dev bir proje. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yakın bir zamana kadar tahmin ediyorum ki daha önce de anlatmıştık yaklaşık 300 dönümlük bir alana projesi tamamlanacak olan bir büyük bir yatırım.
Bunun bir 100 dönümü İskenderun bandında, 200 dönümü de Antakya'nın diğer tarafındaki. Ha, yerler çok açıklanmıyor. Şu şimdiden hani spekülasyon yaratılmaması için ondan dolayı, ama çok ciddi anlamda hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. İnsanımızın böyle kanını kapur kapur etmekte. Bahsettiğimiz gibi Hatay'ın geleceği için çok ciddi bir proje. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz 2021'i. Hataylı bu savaş algısından kurtulmak için, eski evet. günlerine dönmek için kendi elini kendi taşın altına koydu. Expo gibi bir de Hatay halkı hakkını istiyor diye bir sloganla evet. imza kampanyası başlatıldı. Ne istiyoruz Hataylı olarak? Hataylı olarak şunu söyleyeyim Sayın Çapar. Bu projenin özellikle baş mimarı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş'a sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. İnanın bana, kiminle görüşüyorsak, evet, Hatay için çok önemli bir proje. Eğer bu proje gerçekleşirse her siyasi görüşten görüşmüş olduğumuz büyüklerimiz, dostlarımız, evet ben de bu projenin yanındayım demekte. Çünkü Hatay'ın geleceği için. Şu anda Hatay 4. teşvik programında. Biz 5. bölgeye alınmasını istiyoruz. Neden diye sorulacak olursa, hem buradaki esnafımız daha düşük vergi ödeyecek. Onun dışında dışarıdaki, Hatay'ın dışındaki iş adamlarına burada iş istihdamı sağlamak için devletin çok önemli bir şekilde, devletin çok fayda vereceği bir şekilde iş adamlarına buraya gelip projelerini, yatırımlarını yapmaları için. Niye diyecek olursanız, bahsettiğimiz gibi şu anda Hatay'ın kendi nüfusu 1,5 milyondan fazla. Burada 500 bine yakın da Suriyeli vatandaşımızın olmasıyla beraber yaklaşık 2 milyonluk bir nüfus var. Bu da Hatay için ciddi anlamda yatırım gelmesini gerektiriyor. Çünkü ne zamandır bahsediyoruz? Hatay baktığımız zaman işte Akdeniz bölgesinin güneyindeki en son il. Maalesef ki bizden sonra başka bir il olmadığından dolayı çok böyle yatırımcılar hani buraya gelip yatırım yapmamakta. İşte Suriye'ye savaş ortamından dolayı Hatay maddi ve manevi inanılmaz kayıplar içerisinde. Bu proje çok büyük bir proje olacak. Hatay halkı hakkını istiyor diye. Burada bu proje Mahmut Gülcü'nün projesi değil. Şahsi projesi değil. Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsi projesi değil. Büyükşehir Belediye Başkanımız hiçbir siyasi kimliği taşımadan bu projeyi başlatmış durumdadır. Az önce de bahsettiğim gibi.